Arkadaşlar yeni taş dönemi yani Neolitik dönem ya da başka bir adıyla Cilalı Taş Devri, Yontma Taş Devri ve Orta Taş Devri'nden sonra gelen dönemdir. Yeni taş, Neolitik ya da Cilalı Taş Devri'ne bakıldığında artık iklim koşullarının insan yaşamına elverişli hale geldiğini ve insanların mağaralarından çıkarak özellikle su ve nehir kenarlarına yerleştiklerini görüyoruz. İnsanlar bu dönemde su ve nehir kenarlarına yerleşerek ilk ilkel kulübe tipi evler yaparak arkadaşlar böylece ilk kez yerleşik yaşama geçmişlerdir. Yani insanoğlunun dünya tarihinde ilk kez yerleşik yaşama geçtiği dönem arkadaşlar Cilalı Taş Devri ya da Neolitik dönem olarak geçmektedir. Bu dönemde insanoğlu yerleşik yaşama geçtiği için de tabi genel olarak ekonomik faaliyeti tarıma dayanmaktadır. Yani artık insanlar tüketici değil daha çok üretici bir toplum yapısına sahip olmuşlardır. Ve insanlar yerleşik hayata geçtikten sonra tarımla ilgilenmeleriyle birlikte ilk kez ilkel köy tipi yerleşmeler kurulmuştur. Bu dönemin insanı artık bazı bitkilerin liflerinden elbiseler yapmaya başlamışlar ve ilk kez hayvanlar bu dönemde evcilleştirilmeye başlamış. İlk evcilleştirilen hayvan da köpek olmuştur arkadaşlar. Bunun dışında insanlar artık toplum olarak yaşamaya başlamış, daha kalabalık gruplar halinde yaşamaya başlamışlardı ve bu arada da sosyal iş bölümü ortaya çıkmış. Ve dolayısıyla insanlar tarımla ilgilenmişler, tarımsal ürünlerle ilgilenmişler ve ürettikleri ürünlerin bir kısmını yetecek kadarını kendilerine almışlar. Artan ürünü ne yapıyorlar peki? Artan ürünü arkadaşlar takas yöntemiyle satmaya başlıyorlar. Yani Cilalı Taş döneminde ya da Neolitik dönemde artık ilk kez insanlar arasında ticari faaliyetlerde ortaya çıkmaya başlıyor. İnsanlar Yontma Taş döneminde arkadaşlar çok ilkel şartlarda yaşıyorlardı ama yeni taş dönemine geçtiklerinde yani Cilalı Taş dönemine geçtiklerinde medeniyetlerini biraz daha ilerlettiler. Yani insan bir anlamda sosyal bir varlık haline gelmeye başladı ve manevi dünyaları da ön plana çıkmaya başladı ve bu dönemde ilk kez ilkel dini inançlar da ortaya çıkmaya başladı. Ancak bu dönemdeki dini inançlar tabii ilkel inançlar çok tanrılı inançlardır. İnsanlar genellikle kontrol altına alamadıkları doğa varlıklarını kutsal olarak kabul etmişler. Bunlara tapınmaya başlamışlar. Ancak bu dönemdeki dinler henüz semavi ya da ilahi dinler değil. Yani bir kutsal kitabı olan, peygamberi olan dinler değildir. İlkel dinler çok tanrılı dinlerdir. Peki Yontma Taş döneminde Anadolu'da, Türkiye topraklarında önemli yerleşim yerleri vardı, mağaralar vardı. Cilalı Taş döneminde Türkiye'de önemli yerleşim yerleri var mıdır? Evet var. Bu döneme ait yerleşim yerlerine bakıldığında dünya tarihindeki ilk şehir yerleşmesi arkadaşlar bu dönemde Konya Çatalhöyük olarak geçmiştir. Konya'dadır. Bunun dışında Güneydoğu Avrupa'nın ilk köy yerleşimi ise tarım üretiminin yapıldığı yer ise Diyarbakır Çayönü bölgesidir. Ve yine bu döneme ait en önemli yerleşim yerlerinden birisi de Gaziantep Sakçagözü bölgesidir.